Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi ile sizler için hazırlamış olduğumuz 10. sınıflara özel ışığın kırılması ve mercekler konusuyla karşınızdayım. Sevgili dostum eğer sen hazırsan ben de hazırım. Hadi gel konumuza geçelim. Bu konuda neleri öğreneceğiz? Işığın kırılması, kırılma yasaları, kırılma özellikleri, mercekler, ince kenarlı mercekler ve kalın kenarlı mercekler konularına değineceğiz. Kullanım alanları ve faydalarına baktığımızda gözlük camlarının yapımında, fotoğraf makinelerinin lenslerinde ne yapıyoruz? Merceklerden ve kırılmadan faydalanıyoruz. Arkadaşlar sıfırdan ona fizik ve dinamo serimizdeki ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Müzik Işığın kırılması. Işığın ortam değiştirirken hareket doğrultusunu değiştirmesi olayına kırılma denir arkadaşlar. Gelme açısı da kırılma açısı da normalle yapılan açılardır. Bakınız burada görülen alfalar gelme açıları yansıma açıları bir de betamız var. Bu da kırılma açısı sevgili arkadaşlar. Kırıcılık indisi diye bir şeyden bahsedeceğiz. Işığın boşluktaki hızı c. Farklı bir saydam ortamdaki hızı ise v olsun. c'nin v'ye oranı bu ortamın mutlak kırıcılık indisine eşittir arkadaşlar. Mutlak kırıcılık indisi ayırt edici özellik olup kırıcılık indisi büyüdükçe ışığın hızı küçülür. Yani indisle hız ters orantılıdır sevgili arkadaşlar. Hemen tabloda da ortamlara ve kırıcılık indislerini ne yapıyoruz size gösteriyoruz. Sevgili arkadaşlar kırılma yasalarından bahsedelim. İlk olarak gelen ışının kırılan ışın ve yüzey normali aynı düzlemde olması gerektiğini söylüyoruz. İkinci yasa olarak gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açı alfanın sinüsüne oranı, kırılan ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açı betanın sinüsüne oranı, ortamın bağıl kırıcılık indisine eşittir. Yani sin alfa bölü sin beta n1 bölü n2 şeklinde bir eşitliğimiz var. Burada burayı eğer içler dışlar çarpımı yaparsanız ne yapacağız? n1 çarpı sin alfa n2 çarpı sin beta olacaktır. Biz bunu arkadaşlar sinel yasası diyoruz. Arkadaşlar ortamlar az yoğun ortam ve çok yoğun ortam olmak üzere iki tip. Dolayısıyla ilk olarak mesela az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ışının geçişinden bahsedelim. Sevgili arkadaşlar ışık ister azdan çoğa ister çoktan aza gelsin. Eğer ortamlara dik geliyorsa ne yapmaz arkadaşlar kırılmaya uğramaz. Ancak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderilen I ışını bakınız normalde doğrultusu kesikli çizgiyle gösterilmiş ama ne yapmış? Normale doğru yaklaşmış. O zaman az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışınlar normale yaklaşarak kırılırlar diyoruz. Evet arkadaşlar bir de çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş var. Burada kritik bir nokta var. O da sınır açısı. Sınır açısı bakınız S ile gösterilmiş. Işın sınır açısıyla geldiği zaman ortamları yüzeyine teğet olacak şekilde kırılır. Eğer gönderilen ışının açısı yani teta sınır açısından daha büyükse diğer ortama geçemez ve tam yansıma yapar. Sevgili arkadaşlar, eğer gönderilen ışın alfa sınır açısından daha küçük olursa ne yapıyor? Diğer ortama geçebiliyor. Ancak normalden uzaklaşarak hareket ediyor dikkat ederseniz. Burada normalden uzaklaşır diyoruz. Demek ki sınır açısından büyük açılarla geldiğimizde ne yapıyoruz? Az yoğun ortama geçemiyoruz ama sınır açısından küçük açılarla geldiğimizde az yoğun ortama geçebiliyoruz. Evet. Bir diğer özellik ışığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi. Şimdi arkadaşım bir ışın temsili olarak gösterilmiş nx, ny, nz ortamlarımız var. Burada da bir notumuz var. Y ortamının aradan çıkarılması z ortamının geçişini etkilemez diyor. Peki neden? Çünkü sinel bağıntısına göre nx çarpı sin alfa, ny çarpı sin beta, nz çarpı sin gamma. Şimdi arkadaşım mesela buraya A desem, burası B, burası da C değil midir? A, B'ye eşitse, B de C'ye eşitse aslında A, C'ye eşittir diyemez miyim? Eğer A, C'ye eşitse aradaki ortamla ilgili herhangi bir şey bilmemize gerek yok. Yani Y ortamının aradan çıkarılması Z ortamına geçişi etkilemiyor. Aynı şekilde X'ten gelen Z'den aynı şekilde çıkacaktır diyeceğiz. Paralel kayma diye bir şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Paralel kayma dediğimiz şey bakınız bir ışın hava ortamından cam ortamına daha sonra camdan tekrar havaya çıkmış ve ilk geliş doğrultusuyla son çıkış doğrultusu arasında delta x kadar ne yapmış kaymaya uğramış. Peki ortamın kırıcılık indisi ile saydam bloğun kırıcılık indisi arasındaki fark artarsa paralel kayma yani delta x artar diyoruz. Gelen ışığın normal yaptığı açı artarsa paralel kayma artar Işık ışınlarının rengi kırmızıdan mora doğru değiştikçe kırılma miktarı arttığı için paralel kayma miktarı artacaktır. Cam bloğun D kalınlığı artarsa yine paralel kayma artar diyeceğiz. Işığın küresel yüzeylerden geçişine baktığımızda arkadaşlar havadan cama geçerken ışınımız bakınız ne yapmış? Normale yaklaşarak kırılmış. Daha sonra camdan havaya çıkarken de ne yapmış? Normalden uzaklaşarak kırılmış. Işığın farklı ortamlardan geçişindeki kurallar aynen burada da uygulanmış. Peki bir soru çözelim. Kırılma indisi n y olan saydam y yarım küresi kırılma indisi n x olan ortama konuluyor. Kürenin merkezine gelen k ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre aynı renkli l ışını 1 2 3 yollarından hangilerini izleyebilir? Şimdi arkadaşlar baktığımızda k ne yapmış? K ışını gelmiş, normale yaklaşmış. Normale yaklaşarak kırılmış. Dolayısıyla az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmişsin. Nx küçüktür Ny diyeceğiz. Şimdi aynı şekilde L'den bahsedelim. Bakınız arkadaşlar L ne yapmış? Kürenin direkt merkezine doğru gelmiş. Merkezine doğru geldiği zaman normalde buraya kadar kırılmıyor. Ancak merkezden sonra arkadaşlar Y'den X'e çıkıyor. Y'den X'e yani çok yoğundan az yoğuna çıktığı için dümdüz yoluna devam edemez. Şimdi yine L merkeze doğru gelmiş, sıkıntı yok. Burası NY'di, burası da NX. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır büyük bir açıyla gelmiş olabilir ve tam yansıma yapmış olabilir. Dolayısıyla 2 olabilir diyoruz. Aynı şekilde L geliyor bakın arkadaşlar merkeze doğru. Normalimizi şöyle çizdiğimizde normalden ne yapmış? Uzaklaşmış. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılabiliriz. Bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olmalıdır. Görünür derinlikten ve yükseklikten bahsedelim. Arkadaşlar hangimiz denizde yüzerken balıkları gördüğümüzde elimizde almaya yeltenmedik ki? Burada da bir balıkçıyı görüyorsunuz. Balıkçı ne yapıyor? Oltasını atıyor ve balık tutmaya çalışıyor. Sevgili arkadaşlar balığın gerçek yeri bakınız yüzeyden şu kadar haş kadar yükseklikte. Gördüğümüz yer ise şurası haş üstü. Burada haş üstü yüksekliği. H çarpı en hava bölü en ortam dediğimiz bir ifadeyle bulunur. Burada en hava 1'i temsil eder. En ortamda oradaki sıvının kırıcılık indisidir. Böylelikle balığın bize olan görünür yüksekliğini hesaplayabiliriz arkadaşlar. Sıra geldi merceklerimize. En az bir yüzü küresel şekilde olan saydam ortamlara ne diyoruz arkadaşlar? Mercek diyoruz. Merceklerde ışığın kırılması ile görüntü elde edilir. İnce kenarlı mercek ışığı toplar. Bak burası önemli. Kalın kenarlı mercek ise ışığı dağıtır sevgili dostum. Bunlar önemli. Burada ince kenarlı merceğin gösterimlerini, burada da kalın kenarlı merceğin gösterimlerini görüyorsunuz. İnce kenarlı merceğe yakınsak. Kalın kenarlı merceğe ise ıraksak diyoruz arkadaşlar. Yakınsak, yaklaştırmadan, ıraksak, uzaklaştırmadan geliyor. Merceğin kırıcılık indisi arttırılırsa odak uzaklığı azalır. Çünkü ışını daha çok kırar. Bakınız, Ortamın kırıcılık indisi arttırılırsa odak uzaklığı artar. Yüzeylerin eğrilik yarıçapı arttırılırsa odak uzaklığı artar. Işığın frekansı arttırılırsa odak uzaklığı azalır. Kırmızıdan mora doğru gidildikçe odak uzaklığı azalır diyoruz. Bakın arkadaşlar temsili olarak kırmızı ve mavi ışının karışımından oluşan bir ışın gönderilmiş. Mavi daha çok kırılmış, kırmızı ise daha az kırılmış. İnce kenarlı mercekte görüntü böyle olmuş. Bakınız şimdi kalın kenarlı merceğe baktığımızda kırmızı artı maviyi göndermişiz. Kırmızı yine daha az kırılmış, mavi ise daha çok kırılmış diyeceğiz. Hemen bir soru çözelim. Yeşil renkli ışın merceğin asal eksenine paralel gönderildiğinde şekildeki gibi kırılıyor. Buna göre TF uzunluğunun arttırılması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? 1. Yeşil yerine kırmızı ışık kullanma. Sevgili arkadaşlar, Yeşil yerine kırmızı kullanırsak bakınız kırmızı şu şekilde kırılacaktır. Dolayısıyla tf uzunluğu artacaktır. Doğrudur. Ortamın kırıcılık indisini merceğinkinden büyük olmama koşulu ile arttırmak. Ortamın kırıcılık indisini merceğe yaklaştırdıkça yani merceğin kırıcılık indisine yaklaştırdıkça kırılma azalacaktır. Kırılma azaldığı için tf uzaklığı artacaktır. Bu da doğrudur. Merceği ortasından düşey olarak ikiye bölüp yarısını atma. Arkadaşlar eğer merceği yarısını alırsanız odak uzaklığını iki katına çıkarmış olursunuz. Yani TF uzunluğu yine artmış olur. Cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Mesela merceğin kırıcılık indisi dış ortamınkinden büyükse mercekler kendi özelliklerini gösterir. İnce kenarlı mercek üzerine gelen ışığı odaklar şekilde gördüğün gibi. Burada da arkadaşlar kalın kenarlı mercek sanki f'den geliyormuşçasına ışını kırıyor. Eğer merceğin kırıcılık indisi dış ortamınkine eşitse kırılma gerçekleşmez. Bakınız ikisinde de kırılma gerçekleşmiyor. Eğer merceğin kırıcılık indisi dış ortamınkinden küçükse ince kenarlı mercek kalın kenar gibi davranır. Bakınız paralel gelen odaktan geliyormuşçasına kırılmış kalın kenar gibi davranmış yani ince kenarlı mercek karakter değiştirmiş. Aynı şekilde kalın kenarlı mercek de ince gibi davranmış, yine karakter değiştirmiş, paralel gelen odaktan geçecek şekilde kırılmış. Sevgili arkadaşlar, ince kenarlı merceğin kendine özel ışınları var. Mesela birinci ışınımız asal eksene paralel gelen ışın ne yapmış? Odaktan geçecek şekilde kırılmış. İkinci ışınımız odaktan gelen ışın asal eksene paralel olacak şekilde kırılır diyoruz. Üçüncü ışınımızın adı orijin ışını. Orijine doğru gelen ışın kırılmaya uğramadan yoluna devam eder. Dördüncü ışınımız iki eften gelen ışın iki eften geçecek şekilde kırılır. 5. ışınımız 2F'in dışından gelen ışın F2F arasından geçecek şekilde kırılır. 6. ışınımız 2F F arasından gelen ışın 2F'in dışından geçecek şekilde kırılır. 7. ışınımız F orijin arasından gelen ışın F'ten geliyormuşçasına kırılır. 8. ışınımız F doğrultusunda gelen ışın orijin F arasından geçecek şekilde kırılır diyoruz. Kalın kenarlı mercekteki özel ışınlara baktığımızda İlk ışınımız asal eksene paralel gelen ışın odaktan geliyormuşçasına kırılır. İkinci ışınımız odak doğrultusuna gelen ışın asal eksene paralel olacak şekilde kırılır. Üçüncü ışınımız orijin ışını geldiği gibi yoluna devam eder kırılmaya uğramaz. Dördüncü ışınımız 2F doğrultusuna gelen ışın 2F'ten geliyormuşçasına kırılır. Beşinci ışınımız herhangi bir yerden kalın kenarlı merceğe gelen ışın odak ile orijin arasından geliyormuşçasına kırılır. Aynı şekilde odak ile orijin arasında F bölü 2 gibi bir noktaya gelen ışın F'den geçecek şekilde kırılır. Şimdi bir soru ile devam edelim. I ışık ışını yakınsak X ve Y merceklerinde şekildeki yolu izliyor. X'in odak uzaklığı Fx, Y'ninki Fy ise Fx bölü Fy oranı kaçtır demiş. Şimdi sevgili arkadaşım, I ışını X'e 2 birim uzaklıkta, bakınız, 2 birim uzaklıktan da kırılmış. Demek ki 2 F'den gelip, 2 Fx'den gelip, 2 Fx'den kırılmış. 2 fx eğer 2 birimse fx 1 birimdir deriz. fy'ye baktığımızda bakınız 1 birimden gelip 1 birimden kırılmış. Burası da 2 fy, burası da 2 fy olacak. 2 fy 1 bir birimse fy 1 bölü 2 olmalı. fx'e 1 demiştik, fy'ye de 1 bölü 2 idi. Oranlarsak cevabımız C seçeneği çıkar. Bir başka sorumuz, şekildeki asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları F1 ve F2 olan kalın ve ince kenarlı merceklere gönderilen tek renkli I ışınının izlediği yol gösterilmiştir. Buna göre mercekler arasındaki D uzaklığının F1 ve F2 cinsinden ifadesi aşağı yukarıdan hangisidir? Şimdi arkadaşlar, asal eksene paralel gelen ışın kalın kenarlı merceğin odağı olan F1'den geliyormuşçasına kırılmış. Daha sonra aynı noktadan İnce kenarlı merceğe gelen ışın asan eksene paralel gittiğine göre burası aynı zamanda F2'dir. Bakın şu mesafenin tamamı F2, bu mesafe ise F1. D uzaklığı ise F2 eksi F1 kadar olmalıdır. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Kalın kenarlı mercekte görüntü ve özelliklerine geldiğimizde arkadaşlar, kalın kenarlı merceğin özelliği şöyle. Cisim nerede olursa olsun arkadaşlar, görüntü her zaman merceğin önünde odak ile orijin arasında bakınız şurada gördüğü gibi oluşacaktır. Sonuç olarak kalın kenarlı mercekte cisim sonsuzdan merceğe yaklaştıkça görüntü büyüyecek ve merceğe yaklaşacak şeklinde de yorumumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar konumuzu bitirirken ışığın kırılmasından bahsettik. Kırılma yasaları, kırılma özellikleri, ince kenarlı mercekler ve kalın kenarlı merceklerden bahsettik. Ödüllü sorumuz bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bir sonraki konu anlatımında bu ödüllü soruyu çözeceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.